Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Sims Story oynamaya devam ediyoruz. Bundan önceki bölümü izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi Şiddetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz ev kendi üzerime aldığım evdir. Neden? Çünkü şehrin en zengin kadını olan aynı zamanda mesleği. Senin mesleğin neydi tam olarak? Bakabilir miyim? İstihbarat araştırması. Kadın bir ajan. Bir ajanla evlendim. Ajan olmasına rağmen bayağı enayiymiş ya. Bu yakıştı mı sana? Ha? ben seni seviyordum lan. Yakıştı mı? Sadece sana bunu soruyorum hani. Yılların dostluğu var lan aramızda. Elim ayağım tuturuyor kocasından ayırttırdım. 3 tane çocuğunun olmasına rağmen ardından çocuklarını ve kocasını evden eski kocasını evden kovarak onların evine yerleştim abi. Şu anda evde sadece ben ve yeni müstakbel karım var. Müstakbel doğru bu kelime seçimi mi? Arkadaşlar yani bu kadın bize çektirecek çok belli. Çünkü düğünden bile kovdu bizi. Şimdi de yani sırf uyuya kaldık diye salonun ortasında biliyor musunuz? Diyor ki sen benim düğünümde nasıl uyuya Beni sevmiyor musun falan tribüne girdi. Adet midir nedir bilmiyorum. Ben şurada uyuyayım tamam mı? Çünkü bizim karakterimizin bayağı bir uykusu var. 5 saat sonra da işe gitmemiz gerekecek arkadaşlar. Ya yani bir yandan kariyerimizde ilerletmemiz lazım. 5 parasız kalırız. Bir de bir şey diyeceğim fark etmişsinizdir. Geçen bölümün başına bir gidip baksanıza. Ne kadar paramız vardı? Sadece 6000 dolarımız falan vardı. Şimdi ise 45500 dolarımız var abi. Bu Enayi Bellayı da bir yolunu bulup öldürmek istiyorum. Belki şöyle bir ihtimal de var. bundan bir çocuk yaparım. Soyumuz yürüsün diye. Bizim bu yavşaklığımız bu fitne fesatlığımız biz ölünce kül olup gitmesin abi. O kadar emek boşa gider öyle olursa. Bu karakter ölmeden önce bir varis bıraksın. Biz öldükten sonra bizim şeytanlıklarımızı bizim oğlumuz devam ettirir. Belki çocuğumuzu doğurduktan sonra öldürtürüz Bella Hanım'ı. Belki de kafa meserse dümdüz öldürürüm bilmiyorum. Şimdi Aras Barancım sen burada uyu Allah'ını seversen. 5 saat sonra iş var. Tuvaletin de varmış ufaktan. İnşallah altını işleyip sıçmazsın. Arkadaşlar şimdi bak biz aynı eve taşındık diye Bella'yı de yönetebiliyorum ama ama ben Bella'yla ilgilenmeye pek açıkça sıcak bakmıyorum. Umurumuzda değil o kadın. Ee, kağıt üstünde bir evlilik olacak. Onu sevdiğimi falan zannediyor gerizekalı. Kandırdık abi. Barancım artık büyük bir evde yaşıyoruz ve bu evdeki eşyaları satarak cebimize daha fazla para koyabiliriz. Şimdi Bella'yı öldürdükten sonra başka bir kadınla daha evleneceğim açıkçası arkadaşlar. O da şehrin zenginlerinden olacak. Ne oluyor lan? Bir saniye. Evimize misafirler mi geliyor? O düğünümüzü kutlamaya mı ge geliyorlar? Hoş geldin ziyaretine. Tabi mahalleye yeni taşındım. Burası zengin mahallesi. Biz önceden fakir mahallesinde yaşıyorduk. <laughs> Ziyarete geldi zengin komşularımız. Teşekkür ederim ama ben uyuyorum ya. Karım ilgilensin sizle. Ben uyumaya devam edeyim abi. Beni rahatsız etmeyin. Bu kadın lan Bella. Allah Allah. Allah Allah. Git şu kapıyı aç. Aa ya da gelenlere girilmez desin. Yok girilmez demeyin. Siktir et boş ver. Gelenlere içeri davet et Bella. Sen niye çok üzgünsün? Boşanmış. Ha kocasından yeni boşandı ya her ne kadar yeni evlenmiş olsak da eski kocasıyla boşandığı için birazcık üzülüyor. Bak e Evden kovduğum kızı geldi. Onunla sarıldı marıldı. Ana kız takılıyorlar. Senin kızına da yürüyeyim mi? Tam bir pezevenklik olsun. Bizim karakter de uyandı arkadaşlar. Baras neredesin lan? Ev o... Baras diyorum Baran. Ev o kadar büyük ki bulamıyorum ki. Kanka neredesin? Allah'ını seversen. Ne yapıyorsun şu an? Ha işe gittin sen. Tamam. Birazcık acıkmışız ama işte herhalde yemek veriyorlardır. Belli sen peki ne zaman işe gidip geliyorsun? Bizim evimize yemek getir kadın. İki gün izinliyim şu an. Aras'cığım sen işteyken hard çalışsana ya. Onu nasıl ayarlıyorduk? Ha, ee, sıkı çalış kanka. Terfi edelim mümkünse. Resmi davet. Siyah kravat et siyah kravat etkinliğinde piyano çalmak için çağrıldın. Aa, teşekkür ederim. Sanatçı kişiliğimi sonunda şey yaptılar yani gördüler. Çok iyi piyano çalmaya davet ediyorlar beni. Aras terzi dükkanından kendine bir kıyafet kiralamayı unutuyor. Hiç, hiçbir zaman kalmamışken elindeki imkanlar ele küçük olanlardan birini ödünç alabilir ya da normal giyinip kimsenin fark etmeyeceğini düşün düşünebilir. Kanka ödünç alalım. Yani <laughs> ödünç almak giysisi <laughs> yırtıldı. Aa, Ödünç aldığımız giysi bize tam oturmamış. Tabi biz gö göbeği saldığımızdan dolayı pantolon cart diye yırtılmış. Birazcık rezil rusva olmuşuz ama umurumuzda değil. Bir şey olmaz abi. Aras paran zaten arsız yüzsüz biri. Kendisi baya mutlu çünkü yeni evlenmiş. Bizim evimizde küçük bir çocuk dolaşıyor. Kim o? Az önce gördüm. İm midir cim midir lan o çocuğun evimizin içine dolaşmasına müsaade etmeyin. Ev o kadar büyük ki kimin nerede olduğunu göremiyorum ki buralarda mısın? Gitti galiba. Anasını satayım. Aa bir de arkadaşlar size soy ağacımı göstereyim. Ya ben önceden diyordum ya bir sürü çocuk yaptık falan onları nereden bulacağım diye. Mersi oyun bunu düşünmüş. Soy ağacı gibi bir şey eklemiş. Bak şuradan. Bizim arkadaşlar gayri meşru yollarla yaptığımız <laughs> 4 tane çocuk var. Adları Kiara, Rusty, Anton ve Greta'ymış. 2 tane zenci bebeğim nasıl var bilmiyorum. Ben zenci biriyle birlikte olup bebek yapmadım çünkü. Bak bu kreye Kiara'nın üstüne tıkladığımda annesi de gözükecek. Bak annesi kimmiş? Kurt neymiş abi? Diğer bebeğimizin anasına bakayım zenci olan. O da Katrina'ymış. Yani Katrina ile çocuk yaptım ama nasıl <laughs> zenci bebek ortaya çıktı bilmiyorum abi. <laughs> Diğer zenci çocuğumuz da Antonmuş. Acaba bizde zenci genetiği falan mı var? Dedemiz falan ya yani Arasparanın babası babası ya da dedesi zenci miydi? Anton'a bir bakayım onun babası annesi kim? Aa bu muhtara benzeyen kadınla yapmışız onu da. Kadın bir de evli olmasına rağmen bizden ikiz çocuk doğurmuştu. Bak Greta da ondan. Yazık enayi kocası da şey zannediyor. Ç çocuk kendisinden falan zannediyor. En sonki çocuğumuz da Greta. O da muhtardan da. Aynen abi. Bu çocukları bir ara görmeye giderim belki. Belli olmaz. Ah işten geldin mi kanka? Hoş geldin hoş geldin. Senin eğlenmeye ihtiyacın varmış. Bu kodumun evinde. Acaba Aa eve girer girmez Cilveli oda girdi ha. Bilgisayar var mı ya buralarda bir yerde? Bu ne kitap? Bilgisayar yok mu koca evde? Kanka bu kadar eski kafalı olmayın ya. Şurada var mı? Çocuk odasıydı çünkü burası. Koca evde bilgisayar yok mu gerçekten? Ya ben kendi cebimden bilgisayar almak zorunda mıyım? Vallahi kendi cebimden bilgisayar almak zorundayım arkadaşlar. O zaman Bak şu çingene zevkiyle dizayn edilmiş odayı şu, tekrar şey yapayım. Şu kitabı kaldır şuradan aldan. Yere koy. Kimsenin umurunda değil bu kitap. Bize bir tane bilgisayar lazım. Çünkü biliyorsunuz hem bilgisayar oyunu oynayarak karakter eğleniyor hem de aynı zamanda mesleki gereksinimden dolayı bilgisayar kullanmak zorundayız. Bilgisayardan şaka maka yazıyoruz. Bilgisayar neredesin? Pahalısından almayacağım kanka. Bizim adam bayağı para gözlü ve pinti olduğu için şu bilgisayardan alalım. Ama ben buna 1400 dolar verdim ya. Bu bir yerden çıkar, haberin olsun Belli Hanım. Bu yerden bir yerden çıkacak bu. Mesela şuradaki eşyaları ben satayım. Sat abi. Bu, bu odayı artık kimse kullanmıyor. Bunları satanasın satayım. Oh. Oh. Bu ne İran alısı mı bu yoksa? Oh sat. Satranç masası kalsın. Bizim karakter gerizekalı olmasın ama bunu başka yere koyacağım. Şuraya koyayım lan mı? Ha ne diyorsun kardeş? Ya da burada çok mu şey kalır saçma. Lan nereye gittin? Yön değiştirmek için R'ye basayım dedim. Aşağı in. Nasıl koyuyorduk? Noktaya basınca mı dönüyordu kendiniz rafıyla? Aynen. burada kalsın bizim karakter salak olmasın diye arada bir satranç oynarız abi. Ondan sonra şu üst katı tamamen yıkacağım. Onun da parası gelsin. Pencereler, kapılar, merdivenler. Alayı anladın mı? Eski evimizi yaptığımız gibi. Ulan duvarı bile para ediyor evin görüyor musunuz? Şunları yık kanka. Uy uy uy. Şu bacayı mocada satsam mı lan? Yoksa abartmış mı olurum? Kanka aslında var ya bizim teras katımız bayağı iyiymiş Bu merdiven kalsın Arada bir buraya çıkıp Mahalleyi gökyüzünü falan izleyebiliriz Tam normal hayata geri dön Kanka geç şu bilgisayara sims oyna Oyun oyna ihtiyacımız var buna Eğlenmemiz lazım ya Şu beşik ne lan böyle Bizim evde bebek yok ki satayım mı bunu Ama belki dur Bella ile çocuk yaparsak buraya koyarız abi Ya Bella Allah'ını seversen Bu evde neden iki tane ebeveyn yatak odası var Bellayı uyandırıp cima eylesek mi onu acaba? Cima eylemek değil mi? Onu uyandıralım kanka. Kalk lan karı sevişek. <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Aa ne oldu? Arkadaşlar ben şu anda e, videoda olmama rağmen yani stream açık. Şu anda Twitch'te canlı canlı biri takip etti beni. Videoda olmama rağmen yayında değilim ha. Aa güzel oyun yeteneğimiz de gelişti lan baya iyi. Şimdi kanka bir saniye dur oyunu bırak şaka yaz kanka kariyerimiz için lazım bu. Aa dur ilk önce Bella'nın yanına gidiyorduk değil mi? Bella kalksana kalk vallahi cireleyim ben gel sevişelim ya. Çocuk yapalım senle. Bir yere gitme ama. Vuhu yapalım gel. Olur mu? Olur dedi eyvallah. Hemen yapalım abi çocuğumuza. <laughs> Şu beşik doğsun. Anladın mı? Bizim soyumuzu yönetecek. O deccal, deccali aratacak çocuk doğmalı. Kolay değil. Olmak benim gibi. böyleyse çocuğunu hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Ya Bella git duş al gördünüz mü? P'ye basayım nereye gitti o kadın? pis pis dolaşıyor etrafta rezil köpek. Ben bu kadınla işte görüyorsunuz arkadaşlar evlilik ne kadar kötü bir şey. Yani evleniyorsunuz hemen kendisine bakmayı bırakıyor. Baksana etrafından yeşil yeşil dalgalar çıkıyor. Lanet karı git duş al. Bak biz alıyoruz şu anda değil mi? Aynen yani, duşumuzu aldık şimdi elimizi de yıkıyoruz. Gelmişken tuvaletinde yapsana kanka. Ardından yemek yememiz lazımmış. Aa Bella teşekkür ederim. Beni düşünüp yemek yapmış. Onun yaptığı yemekten yeriz. İnşallah tek porsiyonluk yapmamışsındır. Yapmamış. Makarna mı yaptın yapa yapa? Daha güzel bir yemek istiyorum senden kadın. Evlendik ya kötü davranıyoruz. <laughs> Bak bizim karakter nasıl gülüyor ya. Harbi piç. Kanka 2 saattir elini yıkıyorsun. Bu kadar tiz olmana gerek yok ya. Aa burada bug var galiba arkadaşlar. Bizim karakter buraya girince çıkamıyor. Vallahi buraya girince çıkamıyor. Şu kapıyı satsak mı acaba? Ne yapsak? Bir saniye. Şu kapıyı satalım herhalde. Bu kapı kilitleniyor galiba otomatik. Duvarı da yık. Zaten yabancı yok. Tuvaletimi yaparken karım görse de sıkıntı olmaz kanka. Tamam şimdi çıkabiliyor musun? Hah çıktı. Harbiden kapıda bir sıkıntı varmış. Otomatik kilitleniyormuş. Sen git yemek ye. Tamam. İşe gideceğim mi kanka? İki gün sonra. İki gün izinli miyiz? Çok iyi. Tamam biz gidelim. Şu bilgisayardan şakalarımızı yazalım. O işe halledelim yani aradan çıksın. Ardından bizim gayrimeşru çocuklarımıza bakmaya gideceğim. Allah çarpıyor beni. Ne oluyor? Olmasa da bir şeyler devriliyor. Arkadaşlar bu arada söylememe gerek yok diye düşünüyorum ama burada olan her şey rol play'dir. Sakın ya yani gerçek hayattan şey dersler çıkartmaya çalışmayın boş boşuna. Etrafınızdaki tüm insanlar size bu gerizekalı neden böyle davranıyor falan der. Özenmeyin. Küçük arkadaşların zaten bu seriyi izlemesini tavsiye etmiyorum. Haberiniz olsun. Uykumuz geldi. ile bebek yapmayı da deneyelim. Bilgisayardan kalk kanka. Bella'ya sor yatak bebek yapak mı diye. Belli de maşallah her şey olur diyor. Teşekkür ederiz. Sonra da uyu. İşini yaptı, döndü sırtını uyudu. İşini bitirdi, götünü döndü yattı. Uyu abi, uyu. Sabah olsun ki şu an aa gündüz gözüyle uyuyoruz lan basbaya. İşten geç geldik demek ki. Ertesi gün olduğunda çocuklarımızı görmeye gideriz. Kimden çocuk peydahlamışızdık biz? Ee, bakayım. Aa, muhtardan peydahlamıştık. Bu bizim zaten eski evimizin direkt kapı komşumuzdu. Onu biz ziyaret ederiz. Bebeklere bir bakarız ya. Tamam uyanabilirsin artık. Şöyle seyahat edelim. O muhtarın evi neredeydi? Bizim ikiz çocuğumuzu doğurmuş. Burası bizim eski evimiz. Aa bak eski evimizde. <laughs> Bella'nın eski karısı, pardon kocası ve çocukları burada yaşıyor. Oğlum evi dikmemişsiniz ki. Burada nasıl yaşıyorsunuz? Dronelara bir bakacağım çok merak ettim. <laughs> Çadır mı kurdunuz lan boşan ağzıya? Sürünün lan köpekler. Aga be valla yazık ya. Adamların evi yok. Valla çimenlerde uzanıp mı yatıyorsunuz lan? Sen kimsin? Sen Bella'nın çocuğu değilsin ki. Lan bunun yavukluusu musun? Bu benim üvey kızım arkadaşlar. Aa kendisi büyümüş artık artık ona da yürüyebiliriz ha. Ona da yürüyeyim lan. Ananla evliyim ama yüz veriyor musun? Vallahi yüz veriyor arkadaşlar. Aras kime yürüse herkes ona yüz veriyor. Adeta bir kadın mıknatısı gibi. Şu anda gerçekten üvey kızımıza <gülüyor> yürüyoruz. <gülüyor> Oh. Elimizi öpmek istedi. Aras istemedi bu seferde. Aras mal mısın? Kızı utandırma. Aras harbiden mallık yapıyor arkadaşlar. Bir gül ver ona özür dile. Niye öpmesin izin vermedi Bak kız da bize adım atıyor. Başından beri hem anası hem de kıza aşık olmuş bize. Aile boyu bir yavşaklık yapıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Aras sen şuraya gitsene kanka. Evde kimse yokmuş. Burası muhtarın eviydi ya. Dur şu kızı o zaman tavlayak. kan bağımız yok nasılsa. Bekar olup olmadığını sorayım. Belki sevgilisi vardır. Şu arkadaki pezevenk şeyin değil değil mi? Manitan değil değil mi? Bakayım. Bekarmış güzel. Bella'nın diğer küçük çocuğu. Ya git ödeye. Ablanla konuşuyorum. Git ödeye. Şuna kötü davranayım ben. Zaten pis biriyiz. Azarlayayım bebeği. Bezin mezin değiştirme lan. Git buradan. Git. Vallahi arkadaşlar çok kötü bir insana dönüştü bu Aras ya. Hadi yürü. Nerede o Ramazan ayındaki Aras? Bir de şimdiki Aras'a bakın. Bok kokuyorsun. Bezin kirlenmiş. Tamam o zaman ben buradan tekrar ayrılıyorum çocuğumu doğurmuş kadınların evine gideyim de çocuklarıma bakayım. Kimi hamile bırakmıştık? Bu evde şu an. Aa geldiniz mi? Gidek buraya. Tamam buraya gidiyorum. İkiz çocuğuma bakacağım ya. Enayi kocası ondan olduğunu zannediyor bebeklerin ama gerçek babaları geliyor. Gerçek babaları onları gö Merhaba canım. Çocukları doğurmuşsun. Ne yapıyorsun? Gel senin o anaç ellerinden öpeyim. Muhtar hanım. Çocuğu doğurduktan sonra telefonlarına cevap vermedim diye kızmadın değil mi? Yanağına da okşayayım. Aa, ondan kız arkadaşım olmasını isteyebiliyormuşum. Lan öyle bir seçenek çıktı az önce. Neyse abi ben eve gideyim bebeklere görmek istiyorum. Gel bana bebekleri göster. Aa, bebeklerimiz burada arkadaşlar. Seveyim bebeğimi. Benim evlatlarım. Evlatlarım. Bak gerizekalı. İçeride çocuklarının gerçek babası geldi. Onlarla ilgileniyor kadın da senin yanağından öptü diye gözün mü boyanıyor hemen? Ne mal adamsın lan Cefri. Şunu da sevelim. Bunlar bizim bebeklerimiz. Bizim. Babayım arkadaşlar. Mesleğin ne? Babayım. Mesleğiniz nedir? Babayım. Harbiden arası için çok doğru bir söz. Tekrar sevelim bebelere. Bezini değiştireyim mi şu bebeğimin? Ah melek gibi uyuyor ya. Aynı babası. Gideyim Kadının kocasını döveyim. Bağırayım bu ona. Lan gerizekalı. Sen bu adamları iyi babalık yapamıyorsun lan. Bağır Aras. Haddini bilsin. Nereye gidiyorsun? Pozisyon oluyor bağırmak için galiba. Ha, yanına mı oturuyorsun? Bağır. Sen bu kadını hak ediyor musun lan? He? Ha? Hakaret de et ona. Haddini bilsin. Ondan sonra annen bir lama. Ayrıyetten alay ediyorum seninle. Ne yapacaksın? Döveceğim mi? Gel kapışalım. Gel kafes dövüşü. Diğer diğer seride babamı öldürdüm birader. Gel. <laughs> Jeffrey adına sorunun ne olduğunu sor. Ona ne seçeneği lan bu? Jeffrey adına onun sorunun ne olduğunu sorayım. Yine annem bulama diyeyim. Anancılık yapacağım. Hadi ne oldu? Kaçıyor musun? Aaa bak. Kadın emziriyor bebeği. Diğerini de emzir. Ayrımcılık yapma. Çok güzel bebeklerim varmış gerçekten. Bak adamı da sinirlendirdim. Evden kovdum. Gitti çöp kutusunu tekmeliyor lan. Gerizekalı. Hıncının gelip benden almaya gücün yetmiyor değil mi? Ya ne pısırık adammışsın lan. İyi ki karını sikmiş. <laughs> ne diyorum ben? <laughs> Sen kafayı sıyırmışsın. <laughs> Neyse dur. Başka hamile bıraktığım kim vardı ya? Aa, burada bizim bak. Bir tane yaşlı teyzeyle birlikte olmuştum. Onlar da yaşıyordu ya? O öldü mü? Zaten hayatının son vadesini yaşıyordu. Ölmüş olabilir evet. Diğer çocuklara da sonra bakarız abi. Boş ya. Ben buraya tekrar gideyim. Belli umarım hamile kalmıştır da çocuğumuzu doğurur arkadaşlar. Aa, bu seni ikinci görüşüm. Hayırdır? Sen kimsin? Sana sorusu moru sorabiliyor muyum ya? Bu kim arkadaşlar ya? Aa, sen de Belli, soyadı Got olduğundan anladım. Belia'nın eskiden soyadı Got'tu. Oğlum, şş, seni bir daha bu çevrede görmeyeyim ha. Burası senin evin değil artık. Duydun mu lan beni? Gel lan buraya. Ben senin üvey babanım. Sözümü dinleyeceksin lan. Hakaret edeyim sana. Azarlayayım. Bir daha burada görmeyeceğim seni ha. Vallahi vururum. Siktir git lan. Bak kapısından içeri bile almıyorum pezevengi. Dolaşıyor. Taciz etme bizi. Vallahi 155 ararım ha. Yemek yiyorum arkadaşlar. Oğlum bu kahve makinesindeki problem ne? Burada da yeşil bir kok var. Bella'nın dokunduğu her şey iğrenç kokuyor anlık. He, bozulmuş lan kahve makinesi. Bizim tuvaletimiz de var. Yukarı çıkayım. Bizim kapısız tuvaletimize tuvaletimi yapayım. Bella hamile kaldın mı ya? Gel bir bebek daha yapak. Ya, yani deneyelim tekrar deneyelim. Ne olur hamile kal. Bak diğer adamdan 3 tane çocuk yapmışsın. Bizden de bir tane yap ama erkek olsun. Siparişimiz bu şekilde. Lan Bella'ya git dedim gitmedi. Neden gitmedin? O zaman dur dur. Ne yapalım biliyor musun? Karımızla beraber satranç oynayalım. Zekamız gelişsin. Oynayın abi. Zekanız gelişsin biraz. Ah şahmat demek ha. Kadın zeki oğlum ajan biz gerizekalının önde gideniz bir yandan da sohbet ediyoruz oyun oynarken. Kesin yenecek. Biz mi yendi konu? Vallahi yenmişim lan. Ay kudur kadın. Gel bu kadar oyun yeter. Bebek yapak. Hadi bebek yapın. Hamile kalması lazım. Evde başka satılacak şeyler var mı? Abi bak piyonu iyi lan. Bunda pratik falan yaparız. Evde satılacak bazı gereksiz eşyalar görüyorum. Bunları satayım abi. Şunu da sat. Ondan sonra ikinci yatak odasına gerek var mı ya? Şunu da sat. Bunların hepsi para canım, para ya. Şu ışığı satarsam oda çok karanlık oluyor değil mi? Kalsın bu. Başka neyse şu halıyı sat abi. Oo burada jacuzzi makuzi var. Ne diyorsun? Burada da balkonumuz var. Lan! Geri zekalı yine trip mi attı bana koltukta uyutuyor. Kanka Allah'ını seversen geç şuraya bu kadar kılıbık olma ya. Koltukta uyumaya uyutmasın seni kanka bak kendini ezdirme karına karşı ha. Yüz bulursa hayatı zindan eder. Bak şuradaki heykelleri de satarız aslında arkadaşlar. Bunlar da para eder güzel. Bakayım seni kaçı satıyorum. Uy 6500 manyak zengin olduk. Bella Hanım hiçbir şey söyleyemiyor. Ne yapacak ya? Bo boşanacak mı bizden? Boşanamaz ki. <laughs> Tam kötü adam gülüşü. Başka ne satak? Bu sandalye burada çok gereksiz ve uyumsuz olmuş. Bunu da sat. Şu bozuk kahve makinesini de satalım. Burada iki tane lambaya gerek yok. Birini sat. Şu bunu ortala. Hatta bu burada masa ne alakası var? Sat abi onu. Koltuk kalsın ya onu o kadar da abartmayalım. İki tane kütüphaneye gerek yok. Bunu saat. Bu ne abi? Bunu saat. Bu ne abi? Bunu saat. Bu hepsi de çok pahalı eşyalar ha. Allah arkadaşlar. Aa burada bir tane daha şey satranç masanızarmış. Bunu sat. Şunu da sat. Bitkiyi sat tertemiz. Bunların hepsini cebimize atıyoruz. Belli çocuğumuzu doğurduktan sonra onu öldüreceğim. Sonra başka bir kadınla evleneceğim. Ya da öldürmeme gerek var mı ya? Ondan boşanırım abi tüm eşyaları satıp yeni kadının evine taşınırım. Tuvalette böyle fantezik bir halıya ne gerek var? Saat. Buradaki bir tane sandalyeyi satayım. Tek benim oturacağım sandalye dursun yeterli. <laughs> Burada masaya gerek yok abi. Saat. Şurada masamız var zaten. Bunlar ne? Saat. Saat. Bu ne? Saat. Bunu satmayayım. Başka satabileceğim bir şey var mı? Jacuzzi'yi satsam mı? Jacuzzi kalsın ya. Keyif pezevenkliği yaparız içine uzanıp. Sabah olsun Aras Baran tekrar bir Bella'nın kızının yanına gitsin. Aa gitmeden şunu tamir et lan. Birazcık evinin erkeği ol. Erkeklik demek tuvalet tamir etmektir. Tamirat işleri bizde. Karnımız da acıkmış. Aa, burada baya bir çöp çıkmış. Aa, bak bu şu yemeği de temizleyin abi. Yemeyin zehirlenirseniz. Bella Hanım bir salata yapıyor. Salatayla karın doyurmaz. Aa, sadece kendine yaptı. Bu ne lan yine? Arkadaşlar bizim aşağımızda marangoz var. Böyle makineye çalıştıklarında ev titriyor. Kusura bakmazsınız ses geliyorsa. Çep. Oğlum bu ne? Nasıl bir makine açtınız? Yemeğini ye. Ya bu her türlü kayıtta çok duyulur ya. Vallahi çok duyuluyor abi. Sizin yapacağınız işe sokayım. Çok zor şartlar altında videolar çekiyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Dakika 27 olmuş. Bence bu bölüm burada bitsin. Çünkü bu adamın böyle sesinden izleyemeyeceksiniz zaten. Bu bölümde evin bazı değerli eşyalarını sattık. Bella ile çocuk yapmayı denedik. ayrıyeten kızıyla artık samimi olmaya başladık. Çünkü çocuğu kızı önceden şeydi. Erişkinlik yani 18'ine gelmemişti. 18'ini geçti artık ona da yürüyoruz. Gelecek bölümde belki onunla da yakınlaşırız. Bir de ailesi Bella'nın eski ailesi. Kocası ve çocukları. Bizim eski evimizin olduğu boş arazide çimenlerin üzerinde yatıyorlar zavallılar. Evsiz kalmışlar. Bunları gördük. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz beğenmeme seçeneği de mevcut. Yorumlar kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi bekliyor olacağım. Hala abone değilseniz abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Adios. You should do a Twitch channel right now so you can shout it out. I have no aku. Yeah, well, true.